Evet, merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yeni bir yayınla karşı karşıyayız. Ehliyet Alıyorum kanalında güncel 50 adet sınav sorusu birlikte çözeceğiz. En son 50 soru bittikten sonra da size sürprizim var arkadaşlar. Birlikte soru oluşturup sorular çözeceğiz birkaç tane. Özellikle kontrolsüz kavşak konularından. Arkadaşların ricası oldu. Ben de o şekilde bir şey aldım. Sorular bittikten sonra beraber soru oluşturup çözeceğiz. Özellikle arkadaşlar YouTube Nedim Şeker Akademi ve Ehliyet Alıyorum kanalına abone olup soruları çözerek %100 geçebilirsiniz. Ayrıca Instagram Nedim Şeker Akademi'ye de hesabından takip edip 90 ve üzeri not alabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum ve başlayalım. Evet, güncel sorularımızdan başlayalım. Birinci sorumuz geldi. Evet, birinci sorumuz geldi arkadaşlar. Şöyle biraz ekranımızı büyütelim isterseniz. Ya da şuraya alalım. Evet. Soru okunuyor değil mi? Evet, aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur? Evet, kirli yakıt kullanılması. Motor rölanti devrinin yüksek olması, yağlama sisteminin görev yapamaması, motorun düzensiz tekleyerek çalışması, marş yapıldığında marş motorunun yavaş dönmesi. Evet, hangisidir sizce? Evet, Ceyhan seçeneği diyorsunuz. Tebrikler. Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması doğru cevap. Hemen ikiye geçelim. İkinci sorumuz. Ekranı biraz daha, bir tık daha büyütebiliriz. Evet, şimdi oldu. İkinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir? A. Crank midi, B. Piston, C. Dispiratör, D. Rot. Evet, motorun parçası değildir diyor. Bakın, motorun parçası değildir. Hangisi? Tabii ki cevaplarınız gelmeye devam ediyor. Burada da rotun motorun parçası olmadığını sizler söylediniz. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Hemen geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuz geldi bakın arkadaşlar. Motor çalışır durumdayken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerden hangisinden anlaşılır? Yağ karterinden, yağ filtresinden, yağ çubuğundan, yağ göstergesinden. Evet, hangisinden? Yağlamanın, bakın motor çalışır durumdayken yağlamanın olup olmadığı hangisinden anlaşılır? Evet, hangisinden anlaşılır? Denizli seçeneğinden değil mi? Denizli seçeneği yani yağ göstergesinden anlaşılır. Bakın banko sınav sorularından arkadaşlar Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim. Hiç bekleme yapmadan geçiyorum. 4. sorumuz geldi. Bakın 4. sorumuz şöyle. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir diye bir soru sormuşlar. Otomobil, kamyon, motosiklet, otobüs. Bu soru sınavlarda sık sık gelen sorular arasında. Otomobil, kamyon, motosiklet, otobüs. Evet. Bakın otomobil resmi var ve trafik işaretinin olduğu yere hangisi girebilir diyor. Bakın hangisi girebilir diye sormuşlar. Tabii ki otomobil, kamyon, otobüs giremez.
Motosiklet girebilir değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneği. Çok çok önemli yıldız sınav sorularından arkadaşlar. Buna özellikle dikkat edin. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Hemen 5'e geçelim. 5'in sorumuz gelsin. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir? Şok, yara, koma, tıkanma. Evet, bakın. Travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir? Ne ad verilir? Şok, yara, koma, tıkanma. Dikkat ederseniz burada da arkadaşlar cevabımız net bir şekilde değil mi? Yara değil mi? Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulması nedir? Yaradır. Yine sınavlarda soruların içerisinde sık sık gelen sorular içerisinde var. Bilginiz olsun. Güncel sorular çözüyoruz arkadaşlar. Sınavlarda sizlere çıkacak sorular. Bakın 6. sorumuz geldi. Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır? A. Kavramada titreşimler hissedilir. B. Direksiyonda titreşimler hissedilir. C. Direkt diferansiyelde titreşimler hissedilir. D. Vites kutusunda titreşimler hissedilir. Evet arkadaşlar hoş geldiniz tekrar. Kahvemizi de içelim tabii. Teşekkür ederiz. Evet, aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa bu durum kullanan kişiye yani sürücüye nasıl yansır? Nasıl yansır? Balans, rot balans ayarını yaptırmanız gerekiyor değil mi? Balanssızlık varsa direksiyonda neler olur arkadaşlar? Titreşimler değil mi? Titreşimler meydana gelir. Yani cevabımız Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Evet. Diferansiyelde titreşimler değil Tuğçe. Direksiyonda titreşimler meydana gelir. Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim. Kaça? 7. soruya. Evet, 7. soruya geçelim. Bakın 7. sorumuz geldi. 7. sorumuz şöyle. Motor çalışırken gösterge panelinde şarj, ikaz, ışığı yanarsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir? Alternatörde fan motorunda, marş motorunda, far ampullerinde. Bakın şarj, ikaz, ışığı yanarsa ne olur diyor. Bakın şarj, ikaz, ışığı yanarsa. Akünün diğer adı biliyorsunuz ki arkadaşlar alternatördür değil mi? Alternatör. Yani cevabımız Adana seçeneği değil mi? Alternatörde. Evet, cevap. Burada bakın şarj ikaz ışığı yanarsa diyor bakın. Yanarsa ne olur? Alternatör. Arıza. Evet. Akü de değil mi? Akü şarj ikaz ışığı alternatörde olur. Cevabımız tabii ki Adana seçeneğidir arkadaşlar. Hemen geçelim. Hiç bekleme yapmıyorum. 8. soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi duraklamada alınacak tedbirlerden değildir? A. Uygun yerin seçilmesi. B. Yolda en az yer işgal edilmesi. C. Boş olan şeritten yararlanılması. D. Varsa banketten yararlanılması. Duraklamada alınacak tedbirlerden değildir. Ya duraklama yapacaksın. Burada ne yapmaman lazım diyor. Bak mesela uygun bir yer seçer misin? Evet hocam. Uygun bir yer seçeriz mutlaka tabii. Yolda en az işgal etmesi gerekiyor. Yani duracağın yerde duraklamada en az işgal etmesi gerekiyor. Duraklamanın süresi bildiğiniz gibi 5 dakika. 5 dakika. Şöyle yazıyorum 5 dakika diye. Bakın 5 dakika. Boş olan şeritten yararlanılması, varsa banketten yararlanılması. Varsa banketten yararlanırız.
Evet, şu anda Şeyma 7. 8. sorudayız. 8. soruyu çözüyoruz. Evet. 8. soruyu çözüyoruz. Duraklamada alınacak tedbirlerden değildir. Tabi burada boş olan şeritten yararlanın. Boş olan şeritte düşünebiliyor musunuz? Şeritte seyir halinde gidiyorsunuz ve duraklama yapıyorsunuz. Yolun ortasında duraklama yapıyorsunuz. Kesinlikle yapılmaz, değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneği. 8 Ceyhan seçeneği dedik. 9'a geçelim. 9. sorumuz geldi. Evet, bakın 9. sorumuz. Şöyle yapalım. Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur? Evet. A. Koruma başlığı, koruma gözlüğü. B. Rüzgarlık ve boyun korsesi. C. Eldiven ve emniyet kemeri. D. Çocuk bağlama sistemi. Evet. Hangisidir? 9. sorumuz. Tebrik ediyorum hepinizi. Tabii ki koruma, bak dikkat edin, motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında mutlaka koruma başlığı ve koruma gözlüğü takılması gerekiyor. Cevabımız Adana seçeneği. Yıldızlı sınav sorusu. Kolay da bir soru sizin için. Hemen geçelim 10. soruya. 10. sorumuz geldi arkadaşlar. 10. sorumuz geldi. Şöyle. Aşağıdakilerden hangisinin normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür? A. Antifriz. B. Fren hidroliği. C. Motor yağı. D. Akü elektroliti. Evet. Burada dikkat edin. Soruları okurken arkadaşlar dikkatli okuyun. İleri alabilirsin Şeyma. Tekrar gir çık. 10. soruya geleceksin. Alt çizgiyi sonuna kadar çek. Ekrandaki alt çizgiyi sonuna kadar çek. Direkt 10. soruya geleceksin. Evet. Normalin çok altında eksilmesi veya özelini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür. Tabii ki motor yağı, değil mi? Motor yağı cevabımız. Ceyhan seçeneği yine yıldızlı sınav sorularından. Evet, geçelim. 11. sorumuz. 11. sorumuz geldi bakın. 11. soru şöyle. Şimdi 1-2 şeklinde verilmiş. Biz hemen önce sorunun ne demek istediğini anlayalım. Betül hoş geldin. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Diyor. 1. Okuyalım. Sis ışıklarının sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması yasaktır. 2. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hallerde uzun hüzmeli farların kullanılması yasaktır. Bu bilgi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakın söylenebilir. Dikkat edin. Evet arkadaşlar, 11. soruyu cevaplıyoruz. 11. sorunun cevabını sizlerden tabii ki alalım önce bir, sonra da bizler cevaplayalım. Evet, 11. soru dikkat ederseniz, bakın şurada da her ikisi de yanlış mıdır, her ikisi de doğru mudur şeklinde bize soruluyor. Tabii ki arkadaşlar her ikisi de doğrudur. Cevabı Denizli seçeneğinde mevcut. Yine yıldızlı sınav sorularından tebrik ediyorum bu arada. Evet. Evet Şeyma, 11. soruya geçelim. 11. soruya geçelim. Geriden geliyorsun. Şimdi 12'ye geçtik.
Artık 12. soruyu cevaplayabilirsin. Şu anda 12. sorumuza geldik. Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahale ve yardımları yapmayan sürücü yaşadıklarından hangisi uygulanır? A. Sürücü belgesinin süresiz geri alınması. B. Ağır hapis cezası. C. Para cezası ve ceza puanı. D. Trafikten men cezası. Trafik kazası gördün, gerekli müdahaleyi yapmadın. Bakın, trafikte kuraldır arkadaşlar. Yol kenarında bir kaza gördüğünüz zaman mutlaka ve mutlaka durup müdahale etmeniz gerekiyor. Vatandaşlık görevidir bu. Onun için ya acil 112, 112 acil servise bilgi vermeniz gerekiyor. Eğer vermezseniz, bakın tespit edildiği zaman para ve ceza puanıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Cevap burada Ceyhan seçeneğidir. Tebrikler. Evet, 12 tebrikler. Ceyhan seçeneği. 13. sorumuza bir geçelim. 13. sormuş şöyle. Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır? A ortasında, B hizasında, C altında, D üzerinde. Evet, radyatöre konulacak su petekleri neresinde olmalıdır? Tabii ki evet. Neresinde olmalıdır? Üzerinde diyorsun, değil mi? Tebrik ediyorum. Harikasınız. Bugün çok iyi çalışmışsınız arkadaşlar. Siz bu işi biliyorsunuz. Evet, bizler bakın arkadaşlara yardımcı olmak için canlı yayın açıyoruz ama kimsenin pek umurunda değil. Bu açıdan yapacak bir şey yok. Biz normal yayınımızı yapalım. Hemen geçelim 14. sorumuza. 14. sorumuz şöyle. Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir? A. Volan dişlisine. B. Diferansiyele. C. Amortisöre. D. Fan motoruna. Evet. Nedir arkadaşlar? Marş motoru aşağıdaki parçaların hangisine hareket iletir sorumuzun cevabı nedir? Tabii ki volan dişlisine, değil mi? Volan dişlisine hareket iletir. Cevabımız tabii ki Adana seçeneği. Evet, Adana seçeneğidir. Hemen geçelim 15. Evet. 15. sorumuz yine önemli bir sınav sorusu. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek? Yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermek de görevlidir. A. Emniyet Genel Müdürlüğü, B. Karayolları Genel Müdürlüğü, C. Milli Eğitim Bakanlığı, D. Ulaştırma Bakanlığı. Motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermek de görevlidir. Bakın, vermek de görevlidir. Kim veriyor sertifikayı arkadaşlar? Milli Eğitim Bakanlığı, değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneği. Yıldız sınav sorusu. Sizin bütün iş ve işlemleriniz Milli Eğitim tarafından yürütülüyor, bilginiz olsun. Evet, hemen geçelim 16. sorumuza. 16. soru şöyle. Yine 1-2-3
şeklinde verilmiş. Önce bu tip sorularda önce soruyu okuyalım. Sorunun ne demek istediğini anlayın sonra cevap verin. Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışması yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir? Bir damar ve sinir sıkışmasına, iki çıkığın sık sık tekrar etmesine, üç eklem bağlarının düzelmeyecek şekilde ölçüde tahrip olmasına. Evet. Uzman olmayan, bakın dikkat edin, uzman olmayan kişilerde eklem boşluğuna konulması çalışması neye neden olur? Neye neden olur arkadaşlar? Verilenlerin hepsinde değil mi? Hepsi de damar, sinir sıkışması, çıkığın sık sık tekrar etmesi, eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olması. Her üçü de burada görünür arkadaşlar. Cevabımız tabii ki Denizli seçeneği doğru cevap. 17 gelsin. 17. soru gelsin arkadaşlar. 17. soru şöyle. Karayollarında hız sınırı en çok, en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir? Otomobil, otobüs, minibüs, kamyonet. Evet. Karayollarındaki en yüksek hız sınırına sahip aracı sormuşlar burada 17. soruda. Sizce hangisidir arkadaşlar? Evet, tabii ki otomobildir, değil mi? Otomobildir. Otomobillerin hız sınırı bildiğiniz gibi otobanlarda 130'dur. Bakın karayollarının işlettiği otobanlarda 130'dur. Yap işlet, bakın yap işlet devret otobanlarında ise hız sınırı 140'tır. Evet, unutmayalım. Bu da yine sınavda sorarak geliyor. Geçelim. 18. sorumuz geldi. Evet. Pardon. Aşağıda soru işaretiyle gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin ikinci halkası olan uygulama hangisidir? Yani soru işaretinin olduğu yeri soruyor. Bakın şurayı soruyor arkadaşlar. Soru işaretinin olduğu yeri. İlaçla tedavi, hasar tespiti, temel yaşam desteği, olay yeri değerlendirmesi. Evet. Bu soruyu da eminim ki çok iyi biliyorsunuz hepiniz. Sekizinci soru. Temel yaşam desteği, temel yaşam desteği, hayat kurtarma zincirinin ikinci halkası tabii ki temel yaşam desteğidir, değil mi arkadaşlar? Bakın şuradaki Ceyhan seçeneği. Yıldızlı sınav soruları. 112'yi aramak, 112'yi aramak ve temel yaşam desteği yapan ilk yardımcıdır. İlk yardımcı yapar. 112 ve hastaneye götürme ise sağlık personelinin görevidir. Bilginiz olsun. Evet. 19'a bakalım. 19. soru geldi. Akü sülfürik asit içerdiğinden kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna göre sülfürik asit gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir? Tinerle yıkamak, bol suyla yıkamak, antifrizle yıkamak, fren hidrolü ile yıkamak. Evet, göze ya da ele temas ederse ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Tabii ki bol suyla yıkayacağız, değil mi? Bol suyla yıkamamız en doğrusudur. Cevabımız, evet, cevabımız Bursa seçeneği. Tebrik ediyorum. Harikasınız. Çok iyi gidiyorsunuz.
taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir? Ada ayırıcı, şerit, banket. Evet. Yani şunu soruyorlar bakın. Şöyle iki tane çizgi olduğunu düşünün. Şöyle yan yana iki çizgiyi çizelim. Şimdi burada iki tane çizgi yolda ne görevi görür diyor. Evet, ne görevi görür? Yani bir nolu araç ve iki nolu aracı da şuraya yazarsak buradaki iki tane yan yana çizgi ne görevini görür arkadaşlar? Değil mi? Hocam ayırıcı görevini görür. Evet. Ayırıcı görevini görür. Doğru diyorsunuz. Tebrik ediyorum. Sorular zor mu, kolay mı arkadaşlar? Evet. Şekilde iki yönlü ve üç şeritli karayolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır? Şimdi şöyle bir yukarı alalım. Evet. Bakın. Yol çizgilerine göre diyor. Bakın, yol çizgilerine göre. Evet. Hangileri hatalı davranışta bulunmuştur? Hangisidir arkadaşlar? Bu arada yayını da beğenelim arkadaşlar. Yayını da beğenelim. Kaç kişi varsa. Sayımız az da olsa çok da olsa fark etmez. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücü hatası sollama yapmaktadır, yapmıştır? Dikkat ederseniz devamlı çizgide bakın iki nolu araç sürücüsü, iki nolu araç sürücüsü ve üç nolu araç sürücüsü devamlı çizgiden karşıya geçmeye çalışmış, değil mi? Hatalı davranışta bulunmuştur. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Evet, Ceyhan seçeneği. Tebrikler. Hemen geçelim. 22. Yarıladık arkadaşlar. Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar? Araç modellerini ve fiyatlarını, B şehirdeki yolları ve önemli yerleri, C ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini, D trafik suçuna verilen para cezalarını. Evet. Bakın burada ilginç bir soru sormuşlar, değil mi? Ticari araç şoförünün diyor hangisini bilmesi diyor çevreye olumlu katkıda bulunur. Evet, olumlu katkıda bulunur. Neyi bilmesi arkadaşlar? Neyi bilmesi? Tabii ki hocam diyorsunuz ki şehirdeki yolları ve önemli yerleri bilirse kısa sürede gidilecek yere gidilir, değil mi? Cevap Bursa seçeneğidir. Hemen geçelim 23. sorumuza. 23. sorumuz şöyle. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir? Şimdi bu soru sınavlarda sık sık geliyor. Bakın, özellikle minibüsün olduğu yere motosikleti de koyuyorlar. Buraya dikkat edelim. Otobüsler, minibüsler ve motosikletler otoyoldaki hızı kaçtır diyor. Bakın,
otoyoldaki hızı kaçtır diye soruyorlar. Tabii ki sizler bunu çok iyi biliyorsunuz. Evet. 100'dür, değil mi? Evet, 100. Cevap Ceyhan seçeneği yıldızlı sınav sorusu. Hemen geçiyoruz. Bekleme yok. Evet, 24. Aşağıdakilerden hangisi öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir? A. İletişim becerilerinin geliştirilmesi. B. Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması. C. Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması. D. Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması. Öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir. Hangisidir? Evet. Tabii ki alaycı, değil mi? Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulmasıdır. Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen 25 gelsin. 25. sorumuz geldi. Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur? A. Motorun zor çalışması. B. Motorun iyi soğutulamaması. C. Yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi. D. Şarj lambasının motor çalışınca sönmemesi. Evet. Burada da enjektör arızasının bir sonucudur diyor. Hangisi? Mesela hangisidir? Evet. Şöyle yazalım. Altını çizeyim. Enjektör arızası olduğu zaman ne olur arkadaşlar? Motor zor çalışır, değil mi hocam? Diyorsunuz. Evet. Motor zor çalışır hocam. Adana seçeneği diyorsunuz. Doğru cevap. Evet, geçelim 26. Araç itilerek çalıştırılacak olursa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A. Rölanti ayarının bozulması. B. Vantilatör kayışının kopması. C. Triger kayışının kopması veya sıyırması. D. Marş motorunun arızalanması. Evet. Aracı iterek çalıştırırsak diyor, bakın çalıştır, hangisi olması beklenir? Hangisi olması bekleniyor? Bekleriz. Tabii ki trigger kayışının kopması veya sıyırması, değil mi? Evet. Cevap Ceyhan seçeneği. Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Tebrikler. Hemen geçiyorum 27'ye. 27. sorumuz trafik işaretlerinden gelmiş. Tehlike uyarı işaretleri, üçgenler tehlike uyarı işaretidir. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir diyor. Kontrolsüz kavşağı, demir yolu geçidini, ana yol tali yol kavşağını, döner kavşağa yaklaşıldığını. Evet, burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, tehlike uyarı işareti. Tehlike uyarı işareti burada bize neyi bildiriyor? Neyi bildiriyor? Evet. Adana seçeneği diyorsunuz. Kontrolsüz kavşağı bildirir, değil mi? Kontrolsüz kavşaklarla ilgili de bilmeniz gereken şudur. Yine en sonda kontrolsüz kavşaklarla ilgili bir iki tane soru, örnek soru çözeceğiz. Onu da size hediyem olsun. Evet, 28'e geçelim. 28. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir? Omuz, el, kalça, göğüs. Evet. Köprücük kemiği kırığında yaralının hangi bölgesi tespit edilir? Köprücük kemiklerinde. Ses az mı geliyor?
Evet arkadaşlar, köprücük kemiği kırıklarında yaralının omuz bölgesi tespit edilir. Cevabımız Adana seçeneğidir. Evet, Adana seçeneğidir Şeyma. Hemen geçelim 29. sorumuza. B sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz? Otomobil, minibüs, kamyonet, kamyon. Evet, hangisini kullanamaz diyor. Bakın, B sınıfı ehliyeti olan, sürücü belgesi olan bir kişi hangisini kullanamaz? Otomobil, minibüs, kamyonet, kamyon. Bunlardan birini kullanamıyor arkadaşlar. Üçünü kullanabilirsiniz. Sizler de B sınıfı ehliyet alıyorsunuz. Kamyonu kullanamazsınız. Minibüsü, kamyoneti ve otomobili kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim 30. sorumuza. Şekle göre ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförlerinden her biri 20 saat süren yolculuk süresince toplam olarak en fazla kaç saat bu aracı sürebilirler? 6, 7, 8, 9. Toplamda diyor, toplamda kaç saat araç kullanabilir? 24 saat süre içerisinde bildiğiniz gibi, bakın 24 saat süre içerisinde, bakın saat süre içerisinde devamlı 4,5 saat değil mi? Devam 4,5 saat araç kullanma. Toplamda da bize de toplamı soruyor. Toplamda da kaç saat araç kullanabiliriz? 9 saat. Yani cevabımız tabii ki Denizli seçeneğidir. Evet, Denizli seçeneği. Evet, tebrikler. 31. Hemen geçelim. 31. sorumuz. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağa gösteren ışıkları yakmak. B. Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak. C. Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek. D. Park veya sis ışıklarıyla seyretmek. Evet. Evet arkadaşlar. Hemen geçelim. Tabii ki yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri araç kullanırken, bakın geceleri araç kullanırken yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki uzak farlarımızı yakmamız gerekiyor. Adana seçeneği. Adana seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim 32. sorumuza. 32. sorumuz geldi bakın. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? İleri mecbur yön, girişi olmayan yol, geçme yasağı sonu, hız sınırlaması sonu. Bu işareti sormuşlar bakın. Trafik tanzim işareti değil mi? Trafik tanzim işaretlerinden. Tabii ki nedir arkadaşlar? Girişi olmayan yol anlamındadır. Yani bu yöndeki giden araçların işaretin olduğu yola girmesi nedir? Yasaktır. Girerse asli kusur işlemiş olur ve para cezasıyla karşı karşıya kalır. Evet. Geçelim hemen 33'e. 33. sorumuz gelsin. 33. sorumuz da yine bir trafik levhasından gelmiş bakın. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar? Park etmeyi, sola dönmeyi, sağa dönmeyi, U dönüşü yapmayı. Park etmeyi, sola dönmeyi,
sağa dönmeyi, U dönüşü yapmayı. Hangisidir? Adı üzerinde değil mi? Sağa dönülmez. Sağa dönüş nedir? Yasaktır. Evet. Yasaktır. Evet, geçelim 34. 34. sorumuzda şöyle bir soru. Bu soruyu az önce de sormuştular. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Taşıt giremez, motosiklet giremez. Taşıt trafiğine kapalı yol. Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol. Evet. İşaretin anlamını sormuşlar. Evet, işaretin anlamı nedir? İşaretin anlamını soruyorlar arkadaşlar. Burada dikkat edin. Taşıt giremez, motosiklet giremez. Taşıt trafiğine kapalı yol. Motosiklet hariç. Bakın, motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol. Evet, burada da cevabımız tabii ki arkadaşlar denizli seçeneği doğrudur. Yıldızlı sınav sorusu, bilginiz olsun. Daha önce atmış olduğum ehliyet sınav sorularının hepsini çözebilirsiniz arkadaşlar kanalda. Dün de canlı yayınımız vardı. Canlı yayın sorularını da çözebilirsiniz. Güncel sınav soruları animasyonlu şekilde de dünkü yayınımızda sorular vardı. Bilginiz olsun. Birazdan o soruları Nedim Şeker Akademi kanalına da paylaşacağız. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? 1 LPG, 2 benzin, 3 motorin. Aynen. Dördüncü sorunun biraz farklı sorulmuş. Evet. Ama sorular ben dediğim gibi aynı. Evet. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? LPG, benzin, motorin. Mazot. İçten yanmalı. Günümüzdeki araçlar içten yanmalıdır. Değil mi ki? Değil mi? Evet. İçten yanmalıdır. Ve tamamı kullanılır. Cevabımız da tabii ki denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçelim. Evet. 36. sorumuz aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir? Evet. Otoyola girebilir diyor. Bakın, otoyola girebilir. A. Bisikletler. B. Lastik tekerlekli traktörler. C. Çekiciler. D. Motorsuz araçlar. Evet. Otoyola hangisi girer diyor arkadaşlar. Bakın, hangisi otoyola girebilir? Burada dikkat edin. 3 tanesi otoyola giremiyor. 3 tane otoyola giremez. Selman, Bursa seçeneği diyorsun. Bursa seçeneğindeki lastik tekerlekli traktörler otoyola giremez. Bilgin olsun. Bakın, şu lastik tekerlekli traktör otoyola giremez. Motorsuz araçlar otoyola giremez. Bisikletler otoyola giremez. Kim girer? Çekiciler. Çekiciler dediğimiz arkadaşlar tırlardır. Bakın, tırlar otoyola girer. Tır, değil mi? Tırlar otoyola girer. Evet, cevabımız tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Bilginiz olsun. Evet. Bakın, çok basit sorular, bazen yanlış yapabiliyoruz. Onun için dikkat etmekte fayda var. Bu yayını izleyemeyen arkadaşlar baştan sona birazdan kanala düşünce baştan sona izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar tekrar, çünkü çok çok önemli sınav soruları bu yayında var. 37. soruya geldik. Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne ne ad verilir? Bölünmüş yol, banket, şerit, iki yönlü yol.
Evet. Yine çok çok önemli bakın. Yine önemli bir sınav sorusu. Şöyle yapalım bakın. Size ben de çizeyim. Yani şöyle. Bize neyi soruyor? Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun her bir çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne denir? Bakın şurada düşünün taşıtlar seyir halinde. Üç tane taşıt gidiyor bakın. Bir, iki ve üç. Üç tane taşıt aynı anda gidiyor. Bunların gittikleri yere ne denir diyor arkadaşlar. Yere ne denir? Evet, ne denir sizce? Şerit değil mi? Evet, şerit denir. Taşıtların gittikleri yol bölümüne şerit denir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet, hemen geçelim 38'e. 38. sorumuz geldi bakın. 38. sorumuz. Trafik psikologları yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkisi olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir de işte insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama yol yordamları neyse trafik ortamında da aynı adab içinde davranırlar. Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir. Sabır, öfke, bencillik, inatlaşma. Bakın soru uzun fakat cevabı çok kısa, değil mi? Evet. Pardon. Ben de. Evet. Harikasınız. Cevabımız Adana seçeneği değil mi? Sabırlı olmadıklarını gösterir. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim 39. sorumuza. 39. sorumuz şöyle. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler? 5,5 saat, 4,5 saat, 3,5 saat ve 2,5 saat. Az önce de buna benzer bir soru çözmüştük arkadaşlar. Orada bize devamlı sormamıştı. Toplamını sormuştular değil mi? Toplamını sormuşlar. Burada ise devamlısını sormuşlar. Bakın 24 saat süre içerisinde devamlı olarak kaç saat araç kullanabiliriz diyor. Kaç saat araç kullanabiliriz? Evet. 4,5 saat diyorsunuz. Harikasınız. Cevap Bursa seçeneği. Hemen geçelim 40. sorumuza. 40. sorumuz geldi. Bir kaza anında yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Mevcut araç gereçlerle yapılması. B. Hayat kurtarıcı uygulamalar olması. C. Olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılması. D. Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi. Evet. Doğru değil. Bakın burada doğru olmayanı sormuşlar arkadaşlar. Doğru olmayanı sormuşlar. Bu arada arkadaşlar yayını da beğenelim. Evet, arkadaşlarımız yazıyorlar. Beğenin arkadaşlar diye. Bakın. Beğenin arkadaşlar hocamıza faydamız olsun.
Evet, tabii ki burada dikkat etmeniz gereken ilk yardım uygulamaları, kaza yerine gittiğiniz zaman doktor beklemeden ne yapmanız gerekiyor? Kontrol, değil mi? Kontrollü bir şekilde bildiklerinizi uygulamanız en doğrusudur. Cevabımız tabii ki Denizli seçeneği. Müdahale için doktor ya da sağlık personeli beklenmesi. Burada niye bekliyorsun ki arkadaşlar? Evet, müdahale eldeki imkanlarla olay yerinde müdahale etmeniz gerekiyor. Evet, 41. 41. sorumuz geldi. Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur? A. Bisiklet, B. Motosiklet, C. Lastik tekerlekli traktör, D. Tehlikeli madde taşıyan araç. Yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunlu olan. Evet. Evet, yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunlu olan araç hangisidir? Hangisidir? Tabii ki tehlikeli madde taşıyan, değil mi? Araçlar. İki adet 6 kilogram olması gerekiyor. Yangın söndürme cihazları, tehlikeli madde taşıyan araçlar da. 42. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir? Yolun bakımsız olması, kaldırımların yetersiz olması, eski ve yetersiz araçların kullanılması, uyarı işaretlerinin yetersiz olması. Evet, yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Hepimiz cevap verelim arkadaşlar. Doğru yanlış fark etmez. Bakın, doğru yanlış fark etmez. Çekinmenize gerek yok. Yani burada önemli olan yanlış cevap vermişsin ya da doğru cevap vermişsin değil. Burada amacımız sizlere bir nebze katkıda bulunmak. Yanlışı doğruyu bulmak. Onun için aklınızdan geleni mutlaka yazın. Hiç önemli değil. Doğru ya da yanlış hiç önemli değil. Mutlaka cevap verin. Yanlışlar doğruları götürmediği için de gerçek sınavda da kesinlikle boş bırakmayalım. Oldu mu? Evet, burada da tabii ki dikkat ederseniz eski ve yetersiz araçların kullanılması, değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet. Öğrenmek, tabii ki aynen öğrenmek, başka bir şey değil. 43. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır? A. Dikkatin dağılması, B. Kural ihlallerinin azalması, C. Direksiyon hakimiyetinin artması, D. Kazaya karışma olasılığının azalması. Öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı daha fazladır. Öfkeli insanlar, arkadaşlar, öfkeli insanların dikkatleri daha çabuk dağılır, kaza yapma riski o oranda daha fazla artar. Evet, ve kavgaya da meyillidirler öfkeli insanlar. Onun için bizler öfkeli olmayalım. Kesinlikle, kesinlikle kavgayı asla ön plana koymayalım. Evet, Adana seçeneği dedikten sonra hemen 44'e geldik. 44'ün sormuş şöyle: taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir? Yani şu işaretin anlamını sormuşlar: dur, yol ver. Ayrılma şeridi, tırmanma şeridi.
Evet, 44'e geldik arkadaşlar. Artık son sorulara doğru geliyoruz artık. Son sorulara doğru geliyoruz. Burada dikkat edersek arkadaşlar bakın şöyle bir ne var? Üçgen işaretimiz var. Bu üçgen işaretinin anlamı nedir? Bu işaretin anlamı nedir? Yol ver. Nereye konur? Tali yola konur, değil mi? Tali yola konur. Evet, tali yola. Bursa seçeneği. Bursa seçeneği doğru cevap. Tebrikler. Evet, bu zaten yol ver işareti tali yolla konuyor. Bilginiz olsun. Evet. Geçelim 45'e. 45'te bakalım ne var? 45. sorumuz şöyle. Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur? Otomobillerde. Bir, çekme halatı. İki, pense, tornavida. 3 kriko bijon anahtarı, 4 bir çift patinaj zinciri. Evet. Hangisidir? Tabii ki dikkat ederseniz hepsi değil mi arkadaşlar? Hepsi. Evet, Denizli seçeneği. Hepsi de otomobillerde bulundurulması gerekiyor. Geçiyoruz. Arkadaşlar YouTube'daki Ehliyet Alıyorum kanalındaki soruları çözmeniz size fazlasıyla yeterli. Ayrıca Nedim Şeker Instagram hesabından da çözün. 90-100 garanti. Animasyonlu sınav soruları, normal soruların hepsi bizde var. Dikkatli şekilde çözün. Tamam. Sağdan soldan soru aramanıza gerek yok. 46 yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir? Geçiş hakkı, geçiş yolu, geçiş kolaylığı, geçiş üstünlüğü. Evet. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma önceliğine ne denir? Bakın yolu kullanma önceliğine ne denir? Mesela şurada bakın ben de size yaya geçidini çiziyorum. Şurada düşünün bir araç geliyor. Burada da yaya geçecek. Geçiş hakkı kime aittir arkadaşlar? Geçiş hakkı. Tabii ki yayaya aittir değil mi? Yani burada bize geçiş hakkını sormuşlar. Bakın geçiş hakkını sormuşlar. Cevap Adana seçeneği. Evet. Evet arkadaşlar geçelim. Hemen son sorulara geldik. Sıkıldınız mı yoksa? Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir? 1. Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etkisi. 2. Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması. 3. Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması. Evet. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada 47. sorumuzun da doğru cevabı nedir? Merkez sinir sisteminde uyuşturucu etkisi beyindeki ve frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulmasıdır. Değil mi? Cevabımız Adana seçeneğidir. 1 ile 2 alkole bağlı olarak gelişmektedir. Evet. Adana seçeneği. Evet. Adana seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim 48'e. 48. sorumuz şöyle. Bir ilk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde
Kazı zedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz? Böbrek, akciğer, bağırsak, karaciğer. Hangisidir? Tabii ki akciğer, değil mi? Evet. Akciğer. Cevap Bursa. Geçelim. Hemen geçiyoruz. Fazla bekleme yapmıyorum. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya hizmetleri duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir? Garaj, durak, otopark, park yeri. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri, duraklamaları için yatay düşey işaretlere belirlenmiş yere ne ad verilir? Ne ad verilir arkadaşlar? Durak, değil mi? Durak. Durak denir. Bursa seçeneği doğru cevap. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. Son soru arkadaşlar. 50. sorumuz son. Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir? Yol ver. Hemen tekrarlayalım. Yol ver işaretini sormuşlar bize. Bakın. Adana seçeneği yol ver. Tali yola konur. Sorumuzun cevabı Adana seçeneğidir. Taşıt giremez işareti Bursa seçeneği. Ceyhan seçeneği. Bakın bu Ceyhan seçeneği. Lastik tekerlek traktörlerin buraya giremeyeceğini. Denizli seçeneğinde ise dikkat, değil mi? Dikkat, bir tehlikenin olabileceğini bize gösteriyor. Ve hızınızı azaltın diyor. Evet, hepinize başarılar diliyorum. Hemen bir boş sayfa oluşturdum. Boş sayfada da size arkadaşlar size kontrolsüz kavşakla ilgili iki tane soru soracağım. Hemen bakın canlı canlı burada beraber çözeceğiz. Sınavlarda sık sık banko sorulan sınav sorularından en çok arkadaşların Şeyma bir tek yanlış yaptı. Bu arada sizler yazabilirsiniz. Kaç tane doğru yaptığınızı arkadaşlar. Kaç tane doğru yaptığınızı bu arada siz yazabilirsiniz. Ben soruyu yapayım. Evet. Soruyu size çiziyorum. Sizler de cevabını verirsiniz. Evet. Şimdi kontrolsüz kavşaklarda bakın. Şurada bir nolu bir aracımız var. Şurada iki nolu bir aracımız var. Bakın bu banko size gelecek sorulardan arkadaşlar. Özellikle çiziyorum. Ve dört nolu bir aracımız var. Burada. Dört tane araç var arkadaşlar. Bakın dört tane bir aracımız. Şu anda kontrolsüz kavşakta. Ve diyor ki şekildeki kontrolsüz kavşaktaki araçlardan iki nolu aracımız ve bir nolu aracımız sinyal vermişler. Burada geçiş hakkı sıralamasını yapınız. Evet. Geçiş hakkı sıralaması arkadaşlar. Şuraya yazıyorum. Kontrolsüz kavşaktaki araçların geçiş hakkı sıralaması nedir? Evet. Haydi bakalım.
Kontrolsüz kavşaktaki araçların geçiş hakkı sıralaması banko sınav sorularından arkadaşlar. Bakın banko sınav sorularından sizler için mutlaka bu soru gelecek. Ve bu soruyu da bilmeniz, bize göre mutlaka bilmeniz gerekiyor. Evet, herkesten cevap bekliyorum. Biraz hızlı olalım arkadaşlar. Süremiz şu an kaç saat? Evet, Şeyma. Kimler var? Canlı yayında arkadaşlar, herkes cevap yazsın. Bakın burada bir kuralımız var değil mi? Kuralımız var. Kuralımızı bildiğiniz zaman çok rahatlıkla cevap verebilirsiniz. Çok rahatlıkla cevap verebilirsiniz. Kontrolsüz kavşaklarla ilgili bilmemiz gereken püf nokta nedir hocam? Birinci noktayı şuraya yazıyorum. Bakın bir, dönüş yapan araçlar, dönen araçlar diyelim. Bakın şuraya yazıyorum. Dönen araçlar, araçlar en son geçer. Evet, en son geçer. İki, düz giden araçlar, düz giden araçlar sağındaki araçlara yol verir. Sağındakilere yol verir. Evet hocam. Biz bu kurala göre, bakın, biz bu kurala göre öncelikle hangilerini geçirmemiz gerekiyor? Yani kurallar, iki tane kuralımızı yazdık. Dönen araçlar en son geçer. Dönen araç var mı burada? İki tane. Bakın 1 ile 2. Şuradaki 1 ile 2'yi bekletiyorum arkadaşlar. İki tane çünkü dönüş yapıyor. Bakın iki tane dönüş yapıyor. 1 ile 2 en son geçecek. Hemen ikinciye bakıyorum. Düz giden araçlar sağındaki araca yol verecek. Evet. Burada düz giden hangisi? 3 ile 4. Kim kimin sağında arkadaşlar? Hocam 3'ün sağında 4 var. O zaman önce 4'ü. Bakın önce 4'ü. Sonra 3'ü. Evet, düz gidenleri geçirdim. Sonra dönüş yapan araçları geçireceğim. Dönüş yapanın sağındaki araca yol verir. Aynı düz gider gibi. Bakın şöyle yapalım. Birin sağında ne var? 2 numara var. Önce 2'yi sonra 1'i geçireceğim. Cevabım nedir hocam? 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Şeyma, cevabın nerede? Düz giden ilk geçer gider diyorsun. Cevap Tuğçe. 4, 3, 2, 1 mi? Tebrik ederim. Asrın oyuncakları. Tebrikler. Halil. 3, 4, 2, 1, 2. Yanlış değil mi? 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Anladık mı? Diğer arkadaşlardan hiç ses çıkmadı. Bu arada yayını beğenirim arkadaşlar. Yayını beğenelim. Şu anda herkes yayını bir beğenelim. Anladık mı? Bir tane daha çözelim mi? Evet, aynen. Düz giden nasıl sağındakine yol veriyorsa dönüş yapan da. Dönüş yap, şaşırtıcı değil Tuğçe. Sadece kuralı bilmeniz çok önemli. Kuralı bilirseniz kesinlikle bu tip sorularda
Asla hata yapmazsınız, size söyleyeyim. Evet, bir tane örnek daha yapalım o zaman. Bir tane daha örnek yapalım. Evet, bir tane daha örnek yapalım. Bakın bu sefer bir tane aracı geçireceğim. Şimdi iki tane aracı geçirmiştik. Evet, bir tane aracı geçirelim şimdi. Yine aynı şekilde kontrolsüz bir kavşak çiziyorum. Bakın. Arkadaşlar bu tip sorular aslında sizler için çok çok kolay. Çok çok kolay. Şöyle. Şimdi şurada bir numara olsun. Bakın bir numara. Şurada iki numara gelsin. Burada da üç nolu bir aracımız var. Bakın üç nolu bir aracımız var. Şurada da dört nolu bir aracımız var. Bakın evet. Şu anda dördü de düz gidiyor değil mi? Düz gidiyor. Şimdi burada bir tanesini şimdi sinyal verdim karşıya geçecek. Evet şurada. Karşıya geçecek. Şimdi bu soruyu size iki türlü sorabilirler. Bakın iki türlü sorabilirler. Derler ki kontrolsüz kavşaktaki araçlardan hangisi ilk geçer? Hangisi ilk geçer? Dediğinde siz ne cevap vereceksiniz? Hadi bakalım. Bakın kontrolsüz kavşaktaki araçlardan hangisi ilk geçer? Dediğinde siz hangi aracı ilk geçirmeniz gerekir? Evet. Kuralımız belliydi hocam. Dönüş yapan araçlar en son geçer. 3 numara en son geçiyordu. Dönüş yapan aracın sağından başlayın bakın. Sağında başlayın. Sağında ne var? 4 numara. Dönüş yapabilir mi? Hayır. Yani gidemez. Sağında araba var. Bakın 1 numara var. 1 numara gidebilir mi? Hayır hocam. Geçemez. Neden? Çünkü sağında araba var. Bakın sağında araba var. Demek ki burada İlk hangisi geçer sorumuzun cevabı 2 numara geçer. Evet 2 numara geçer. Sorumuz şöyle sorulduğu zaman kontrolsüz kavşaktaki araçların geçiş hakkı sıralamasını yapınız dediğinde ne diyeceğiz? Hocam dönüş yapan en son geçer. Hemen sağından başlıyorum. 4, 1, 2. Önce 2, sonra 1, önce 2. Şöyle yazıyorum. Önce 2, sonra 1, düz gidenleri alıyorum. Sonra 4, sonra da 3 numara. Yani 2, 1, 4, 3. Tuğçe, 2, 2, 1, 4, 3. Şeyma. Bakın, arkadaşlar acele etmenize gerek yok bakın. Şöyle de bir şey yapabilirsiniz. 2, 1, 4, 3. Cevabımız bu. Size arkadaşlar benim sizlere tavsiyem bakın kontrolsüz kavşak konusu Nedim Şeker Akademi ve Ehliyet Alıyorum da detaylı bir şekilde anlatıldı. Bu konuyu tekrar baştan sona tekrar tekrar dinleyin bakın. Tekrar tekrar dinleyin. Kesinlikle bu tip sorularda yanlış yapamazsınız. Çok çok önemli. Burada ana yol yok ki Tuğçe. Burada herhangi bir ana yol, herhangi bir şey yok. Bakın hiçbiri ana yolda değil. Hiçbiri tali yok. Hepsi kontrolsüz kavşakta. Yani siz ana yol diyebilmeniz için bir yolda yola ana yol demeniz için mutlaka İşaretin olması gerekiyor. Burada herhangi bir işaret yok. Hiçbir yolda işaret yok. Kontrolsüz kavşak. Kontrolsüz kavşaklarda herkes, düz gidenler, herkes kendi sağındakine yol verecek. Dönüş yapan en son geçecek. 3 numara en son geçecek dönüş yaptığı için. Şöyle de bir size mantık söyleyeyim. Bakın, eğer karıştırıyorsanız, dönüş yapan aracın olduğu nokta, bakın, olduğu yere bir nokta çizin. Ok yuvarlak yapın. Bakın yuvarlak yapın. Aynı noktaya gelin. Bakın aynı noktaya gelin. Cevabınız odur. Yani
3'ü en son geçirecektiniz zaten. Başladınız bakın sağa doğru çizmeye. Yuvarlak daire yapmaya bakın. 2, 1, 4, 3. Burada kontrol montrol yok Şeyma. Değil mi? Kontrol montrol yok. Arkadaşlar bu tip sorular sizin için çok çok kolay olması gereken sorular. Ve bunların tamamı kanalımızda ayrıntılı bir şekilde konuyu anlattım ve soruları çözdük. Evet, soruları çözdük. Evet. Son bir soru daha çözüyorum arkadaşlar. Son bir soru daha çözüyorum ve yayını kapatıyoruz. Şimdi bir tanesini boş bırakacağım. Yine kontrolsüz bir kavşakta. Bakın kontrolsüz kavşak arkadaşlar. Kontrolsüz kavşak. Şöyle. İşaret olmadığı müddetçe kontrolsüzdür. Bakın. İşaret olmadığı müddetçe kontrolsüzdür. Evet. Bir numara. Bakın. Bir numara. İki numara. Üç numara. Geçiş hakkı sıralamasını yapınız. Hadi bakalım son sorumuz. Artık yayını kapatıyoruz. Daha önce atmış olduğum soruların tamamını çözün arkadaşlar. Ehliyet Alıyorum kanalında, Nedim Şeker Akademi'de, Ehliyet SRC Özel Güvenlik kanalında ve Instagram Nedim Şeker Akademi kanalındaki sorular sizler için çok çok önemli sınav sorularıdır. Çözün, sınavlarınızda 90 ve üzeri not alın, geçin. Evet, hadi bakalım. Bakalım anladınız mı, anlamadınız mı? Şimdi göreceğim. Evet, şimdi göreceğiz. Evet, kontrolsüz kavşaktaki araçların geçiş hakkı sıralamasını yapınız. Evet, şu anda 3 tane cevap geldi. 3-2-1 şeklinde geldi. Hemen bakıyoruz. Bakın, boş olan şeritten başlıyorum. Sağında 1 numara var. Bakın, 1 numaranın sağında araç var mı? Var. 2 numara. 2 numara geçiş yapabilir mi? Hayır hocam. 3 numara var çünkü sağında. Demek ki en sağda 3 numara, sonra 2 numara, sonra da 1 numara geçer. 3-2-1, tebrikler Selman. Şeyma, 3-2-1. Lütfen şu Ehliyet Alıyorum kanalındaki kontrollü kontrolsüz kavşak konusunu tekrarlayın arkadaşlar. Nedim Şeker Akademi'de de aynı şekilde. Tekrarlayın. Direkt soru çözmeyin arkadaşlar. Soru çözerek hedefe varamazsınız. Bakın ben size söylüyorum. Yani sağdan soldan soru çözerek bir yere varamazsınız. Konuyu bilmediğiniz müddetçe bu tip soruları sadece atarsınız. Ama cevap yanlış. Yani şuradan buradan YouTube'dan sorular çözüyorsunuz. Evet güzel ama sadece amaç soru çözmek değil ki. Sadece soru çözersin. Adam ya düzgün anlatır ya da düzgün anlatamaz. Anlamadan geçersin. Arkadaşlar onun için mutlaka bizim kanalımızda detaylı olarak anlatıldı. Hepinize başarılar diliyorum. Mutlaka ve mutlaka bu konuları... Bütün konuları ben detaylı anlattım. Hepsini çözelim ve sınavlarınızda yüksek notlar alalım. Evet, yayını beğenelim arkadaşlar. Katıldığınız için ben size teşekkür ederim. Evet. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki ehliyet sınav sorularında görüşmek üzere. Yine arkadaşlar ilerleyen zamanlarda ehliyetten canlı yayınlar yapacağım. Canlı yayınlar mutlaka yapacağım. Onun için kanalımızı takip edin. Instagram Nedim Şeker Akademi'den de mutlaka takip edin. Kesinlikle yüksek notlar alacaksınız. Kanalımızı tanıdığınız arkadaşlara da önerin arkadaşlar. Onlar da faydalansın.
Başarılar diliyorum. Sınav sonuçlarınızı da bekliyorum.